Spor gündemine hoş geldiniz. Merhabalar, mutlu günler değerli izleyenler. Avrupa Şampiyonası bugün başlıyor. Transferler de tüm hızıyla devam ediyor. Konuşacağımız çok fazla detay olacak ama Trabzonspor'un forma lansmanına gideceğiz. Hemen konuklarıma bir merhaba demek istiyorum. Sonrasında lansmana uzanacağız. Taner Karaman hoş geldin. Selahattin Kınalı hoş geldin. Hoş gördük. Bir lansmana gidelim. Sonrasında zaten uzun uzun konuları değerlendireceğiz. Trabzonspor'un forma lansmanıyla değerli izleyenler sizleri baş başa bırakalım. Formalarımız bugünden itibaren satışta olacak. Yarın Arife, ertesi gün bayram. Taraftarlarımızdan ricamız yeni formalarımızdan satın alarak bayramlaşmalara böyle gitmeleri. Böylelikle iki bayramı da bir arada yaşayacağız. Yeni formalarımız ve yeni göğüs ana sponsorumuz hepimize hayırlı olsun. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli basın mensupları, kıymetli dostlar. Bugün burada sizlerle olmak çok çok güzel. Öncelikle ben başkana ve ekibine, biz buraya her geldiğimizde bizi gerçekten çok çok iyi ağırlıyorlar. Burada kendimizi çok çok iyi hissediyoruz. Öncelikle bunun için onlara teşekkür etmek istiyorum. Buraya gelmek benim ve ekibim için her zaman bir keyif. Papara Park'ta sizlerle bugün ilk defa birlikteyiz. Bu da ayrıca bir gurur ve mutluluk verici durum bizim için. Bildiğiniz gibi bizim Trabzonspor ile sponsorluk ilişkimiz 2018'de başladı. 2018'de küçük bir şirket olarak minicik bir anlaşma yaparak başladığımız hikaye bugün kocaman bir hale geldi. Ağustos 2023'te stat sponsorluğunda 5 yıl boyunca stadın isim haklarını da içeren geniş kapsamlı bir sponsorluk anlaşmasına imza atmıştık. 1 milyar 416 milyon TL'lik. Bu anlaşma kapsamında 2024-25 sezonu itibariyle başlayarak 5 sezon boyunca Papara Trabzonspor formalarının göğsünde bulunacak. Bunu size duyurmaktan bugün çok çok mutluluk duyuyorum. Bizim için bu anlaşmayla ilgili şunu söylemek istiyorum ben. Yaptığımız zaman tabii çok konuşuldu. Biz yaptığımız anlaşmanın markamız için çok doğru bir anlaşma olduğunu, şirketimiz için çok doğru bir anlaşma olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda kendimize güvenimiz %100. Ayrıca Ertuğrul Başkan'ın ortaya koyduğu vizyonun ve takımın vizyona ve takımın başarısının artarak devam edeceğine olan inancımız da tam. Bunun da altını çizmek istiyorum. Papara'da işler nasıl gidiyor diye birazcık bahsedeyim müsaadenizle. Evet, Papara finansın her alanında hizmet vermeye hizmet verecek bir süper app, süper finansal uygulama olma vizyonuyla çalışmaya devam ediyor. Sürekli olarak yeni kategorilerde hizmetler tüketicilerle buluşturuyoruz, kullanıcılarımızla buluşturuyoruz ve çok hızlı bir şekilde 9. yılında olmasına rağmen şirket büyümeye devam ediyor. Türkiye'de bu şekilde yeni alanlar açarak büyümeye devam ederken bir Türk teknoloji şirketi olan Papara'yı Avrupa'da yaptığımız yatırımlarla Avrupa'ya taşımaya başladık geçen sene. Bu sene de Pakistan'da oldukça büyük bir şirketi satın alarak Pakistan'da da varlık göstermeye başladık Sadapay'ı. Benim söyleyeceklerimi çok uzatmak istemiyorum. Trabzonspor'a önümüzdeki yıl Türkiye'de ve sonraki yıllar ve Avrupa'da ve sonraki yıllar her iki arenada başarılar diliyorum. Başarılı olacaklarından eminim. Papara'nın spora yatırımları devam edecek. Sadece futbolda değil, bildiğiniz gibi basketbolda da spor yatırımlarımız var. Kendi e-spor takımımız var. Farklı kategorilerde de yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Biz yaptığımız anlaşmaların markamız için çok doğru işler olduğuna inanıyoruz. Başta bu anlaşma olmak üzere. Tekrar herkese teşekkür ediyorum. Sayın Başkan. Evet. Emre Bey'e tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii arkadaşlar burada bir şeyler hazırlamışlar. Biz de onları sizlerle paylaştık ama ben kendi adıma da özel bir teşekkür etmek istiyorum. Başta siz Emre Bey, başta şu an Ahmet Bey burada yok, Sayın Ahmet Karslı.
Ahmet kardeşim de gerçekten bize bu süreçte çok önemli destekler verdi. Papara ailesi gerçekten Trabzonspor'un anlattığımız, paylaştığımız vizyona inanarak bizlerle beraber oldu. Bizim için bu çok değerliydi. Çünkü bu anlaşmanın yapıldığı dönem itibariyle de bakıldığı zaman Türk futbol tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasıydı. İki tarafın da buradan gerçekten çok önemli faydalar sağlayacağını inanıyorum ben. Tekrar sizin nazarınızda tüm Popar ailesine çok özel bir teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Son olarak da değerli Trabzonspor taraftarlarından da papara kartları imal etmemelerini her taraftarımızın muhakkak bunu çok canı gönülden söylüyorum. Bizim için önemli. Çünkü Trabzonspor kulübüne biraz önce bahsettiğim gibi çok önemli bir destek verdiler. Bizde bir gönül bağı oluştu sponsorluğun dışında. Bu gönül bağını Trabzonsporlu kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, dostlarımızın cevabını vereceğine inancım benim tam. Muhakkak ki papara kartlara olan ilgi her dakika artacaktır, büyüyecektir. Sizler de bu işten gerçekten ciddi anlamda da faydalı çıkacağınızı inanıyoruz. Umuyoruz öyle olur. Zaten olmaya başladı başkanım. Evet, süper. Gayet iyi gidiyor. Daha da iyi gitmesini temenni ediyoruz tabii. Teşekkür ederiz. Değerli meslektaşlarım, bu kısımda Sayın Başkanımız önce Emre Bey'den başlayalım sorusu. Sayın Emre Bey'e soru sormak isteyen hem varsa. Hem Trabzonspor'un hem Papara Park'ın adına sorularınıza cevap verecektir. Ben sadece bu süreci yönetmek için sizinle beraberim. Öncelikle Başkanımıza daha sonra Papara CEO'su Sayın Kenzi'ye sorularınızı sorabilirsiniz. Hepinizi her ne kadar tanıyor olsak da yine de isimlerinizi ifade ederseniz sevinirim. Evet. Emre Bey'le başlayalım. Papara'ya önce Emre Bey'in sorusu olan arkadaşlarımız varsa. Halil İbrahim. Halil İbrahim İleli, Çay TV Trabzon temsilcisi. Hayırlı olsun öncelikle. Tabii bu ekonomik dönemde özellikle Papara'nın Trabzonspor'a sponsor olması, ekonomik anlamda destek vermesi çok kıymetli, çok önemli. Bir kez daha bir taraftar olarak da size teşekkür ediyoruz. Biraz önce Sayın Başkan da ifade etti, 1,5 milyar liralık bir anlaşma var, toplu yapılan bir anlaşma. Forma sponsorluğu da bu anlaşmanın içerisinde mi yoksa ekonomik anlamda farklı bir anlaşma mı? Teşekkürler. Sayın Başkan, siz yanıtlamak ister misiniz? Bizim yaptığımız sponsorluk anlaşmasının içerisinde stat sponsorluğu ve reklam açıklamalar altında bunu belirtmiştik. Ama daha sonra Papara sağ olsun bizim geçen sene şortumuzu da sponsor oldu. Şortta da reklamlarımıza çıktık. Bunun dışında başka sponsorluk anlaşmalarında da yine yanımızda oldu. Reklam panolarıyla alakalı farklı anlaşmalar yaptık. Aslında rakam bunun üzerine çıktı. Yani konuşulan rakamların da ciddi anlamda üzerine çıkmış vaziyette. Bu sene şortta olmayacak Papara. Yaptığımız karşılıklı anlaşmalar gereği göğüs kısmını aldık. Bunun en önemli faktörlerinden bir tanesi de mevcut sponsorumuzun ile alakalı sponsorluk sözleşmesinin sona ermesi gerekiyordu. Belli sebeplerden dolayı. Papara da burada sağ olsun yine kulübümüzün yanında oldu, destek oldu. Artık yine göğüs sponsorumuz Papara. Ulaş Özdemir, Baz Medya Grubu. Konuşmanızda Sayın Kenci şundan bahsettiniz. Futbol dışında basketbol ve e-spor alanlarında da sponsorlukların olduğunu söylediniz.
Hangi takımlarla sponsorluk anlaşmanız bulunuyor? Öncelikle onu soracağım. İkinci olarak da farklı branşlarda da desteklemeyi düşünüyor musunuz? Spor alanında neler yapıyorsunuz? Kaldı ki Trabzonspor'un da bir e-spor takımı var. Hani oraya da bir sponsorluk anlaşması düşünür müsünüz? Teşekkür ederim. Düşünür tabii. Ben direkt cevap edeyim. Düşünürüz evet. Teşekkür ederiz. Bizim futbolda Beşiktaş A takımının sponsoruyuz. Basketbolda Darüşşafaka'nın forma sponsoruyuz. Farklı alanlarda da spora yatırım yapmak istiyoruz. Ya ben aslında burada konu gelmişken şunu söyleyeyim. Bana göre futbola yatırım yapan her marka baş üstünde tutulmalıdır. Türk futbolunun, Türk sporunun ilerlemesi için. Burada bu takıma yaptık, ona yapmadık gibi ayrımların markalar özelinde ayrıştırılmanın ben doğru olmadığını düşünüyorum. Biz bunlara pek zaten kulak asmıyoruz. Yatırımlarımıza devam edeceğiz. Farklı kategorilerde. E-spor alanında bizim kendi takımımız var. Sahibi olduğumuz bir Papara Süpermesi, Papara'ya ait bir e-spor takımı. Orada değişik şeyler deniyoruz. Yani Türkiye'de daha önce yapılmamış bir şey bu. Bir kurumsal şirketin e-spor alanına yatırım yapması. Gayet iyi gidiyor. Geçen sene Avrupa'da başarılı olamadık ama her sene Türkiye şampiyonluğu garanti, Avrupa'da şampiyonluk hedef şeklinde yola çıktığımız bir dünyamız var. Dünyanın farklı yerlerinde de takımlar oluşturmayı, ofisler açmayı düşünüyoruz. Diyebilirim farklı spor alanlarında, yani dünyanın dediğim gibi farklı yerlerine gidiyoruz. Bugün hatta bizim gelmeden önce locamızda çalışırken Pakistan'daki şirketimizin CEO'suyla görüşürken kriket takımına da sponsor olmamız gerektiğini konuştuk. Pakistan'da en popüler spor oranın futbolu, kriket. Yani spora yatırım yapmaya devam edeceğiz. Teşekkürler. Cemre Yanık, Karadeniz Gazetesi. Şeyi soracaktım ben, futbolda son dönemde sponsorlar, transfer konusunda da kulüplere ciddi destekler oluyor. Acaba Papara'nın da Trabzonspor'a bu konuda bir düşüncesi var mı? Destek evet, olma konusunda. Sayın Başkanım. Bana bunu yönlendirirsen evet derim tabii bu soruya. Temennimiz o yönde. İlerleyen günlerde görüşeceğiz. Ama zaten bize gerçekten çok arkadaşlar, çok ciddi anlamda çok önemli bir destek verdiler. Ben demin biraz şaka yollu taraftarlarımızdan bir ricada bulundum. İnanın aramızdaki iş ticari bağlantının dışında biraz gönül birlikteliğine gitti. İki taraf da bu ilişkinin daha ileriye taşınması yönünde istekli. İnşallah ilerleyen günlerde buna benzer farklı şeyler de hep beraber yaparız ama tabii burada önemli olan nokta iki tarafın da kazanıyor olması. Dolayısıyla benim demin bahsettiğim taraftarlarımızdan ricam gerçekten çok önemlidir. Biz de bu seviyede bize destek veren bir firmaya gerçekten Trabzonspor camiası olarak, Trabzonsporlu taraftarlar olarak destek vermemiz gerektiğine canı gönülden inanıyorum. Başkanım, müsaadenizle ben de bir şey eklemek istiyorum. Şimdi bizim bu sponsorlukta gerçekten her aslında ticari ilişkide olduğu gibi sadece ticari karşılıklı fayda yeterli değil, bir de bir gönül bağının oluşması gerekiyor. Biz burada bunu yakaladık. Ahmet Bey ile Ertuğrul Bey'in yakınlığı var. Biz keza sürekli görüşüyoruz. Sadece Ertuğrul Bey ile değil, takım Trabzonspor'un bütün ekibiyle çok iyi bir sinerjimiz var. Bazı böyle ikonik formalar vardır. Uzun yıllar devam eder. Bir insanın aklında kalır. Yani Allah nasip eder de gücümüz devam ederse bu sponsorluk öyle olsun. Çok uzun yıllar devam etsin istiyoruz biz. Bunun içerisinde tabii ki takımın başarılı olması için yapabileceğimiz ek katkılar olursa yaparız. Yapmak isteriz. Sağ ol. Servet Özkara. Ben soru sormayacağım. Sayın Başkanımızın dünyanın en büyük şehir takımı dediğini destek olmak açısından bir anekdotu anlatacağım. Bu Napoli'den de bahsedilir ama zannetmiyorum ki Napoli insanının takımlarına olan bağlılığı Trabzon kadar olsun. Maçların gündüz oynandığı bir dönemde arkadaşımızın babası rahmetli oldu. Cenazesi kaldırılırken camide hocaya, hocam duaya kusat tut, Trabzonspor'un maçı var diyecek kadar bir bağlılık bu. Teşekkür ediyorum.
Serkan Genç, Kadırga TV Spor Müdürü. Başkanım, tabii özellikle her basın toplantısında tabii ekonomi bir numaralı gündem. Bu anlamda siz Trabzonspor'da borcu bitiren başkan olmak istiyorum ifadesini kullanmıştınız İstanbul'daki basın toplantısında. Bu anlamda Papara'nın sponsor olması ekonomik anlamda çok önemliydi. Önümüzdeki günlere ve geleceğe dair borcu bitirme noktasında nasıl bir fotoğraf çekersiniz başkanım? Teşekkür ediyorum. Şimdi Trabzonspor'un aslında bu dönemde en önemli gündeminin ekonomi olması lazım. Bu konuyla alakalı ben ve yönetim kurulunun çok ciddi çalışmaları var. Zaten bugüne kadar geldiğimiz süreçte kasaya soktuğumuz paralar hakkında ben daha önce de basınımıza bilgi vermiştim. Burada tekrar üzerine tekrar etmeyeyim. Biz bu süreçten, bu ekonomik değişimden kulübümüzü çıkartacağımızı düşünüyoruz. Dediğim gibi benim ve kendi ekibime inancım tam. Projelerimiz hazır, hızlı bir şekilde devam ediyor, parça parça geliyor. Dediğim gibi bir yıl, iki ay civarı olması lazım yanılmıyorsam veya üç ay. 140 milyon euroya geçen bir parayı kasaya soktuk. Bunun 115 civarı, 120 civarı rakamı karşılıksız. Bazı söylemlerde duruyorum ara sıra işte bunlar kredi filan vesaire gibilerden. Yapılan bankalar birliği anlaşması gereği Trabzonspor ve diğer takımlar, bu anlaşma yapıldığı yaklaşık 7 yıl oldu, hiçbirinin teknik ve kanuni olarak kredi kullanması mümkün değil. Hani yeri gelmişken öyle bir anekdot vereyim. Yani bu tür söylemler balondan ibaret. Dediğim gibi ekonomik olarak kulübümüzü bu değişimi sağlamak çok önemli. Ama ben geldiğim zaman daha önce söylemiştim. Belki de işe en zor olan başkan benim. Çünkü mantalite, yapı olarak bu kulübün yarışmadan durması ne sizler açısından ne benim açımdan mümkün değil. Ama şöyle bir gerçeği de asla unutmamak lazım. İnsanların da bunu anlaması lazım. Trabzonspor'un açığı her yıl bu ekonomik ortamda bu faiz ve kur yapısıyla 45-50 milyon euro civarında. Bunun her yıl bulunması lazım. Dolayısıyla biz şu ana kadar olan süreçte ekonomik olarak burada mütevazı olmam hiçbir şekilde. Tarihinde yapılmamış işleri yaptık. Eksiğimiz yok mu? Tabii ki var. Ama bu süreci gerçekten bu konuda tüm planlamamız, her şeyimiz hazır. Ay ay hazır önümüzdeki günlerde. Yine inşallah bir aksilik yaşamayacağız burada. Ve gerçekten Trabzonspor'un borcunun önce yönetilebilir, daha sonra da inşallah bu bana nasip olacak. Borcu olmayan bir Trabzonspor'u inşallah camiamıza gururla sunacağız. Hayırlı olsun formalar ve anlaşma. Son zamanlarda söylemlerinizde sürekli tekrar ettiğiniz bir konu var. Trabzonspor'un menfaatleri her şeyin önünde tutun diyorsunuz. Bu bir mesaj mı yoksa bu bir sitem mi? Ayrıca diğer sorum da geçtiğimiz hafta bir kulüpte bir gelişme olmuştu. Dayınız Güngör Şahin, Trabzonspor'un da efsanesi, kulüpte göreve başladı altyapıda. Ayrıca İhsan Hoca da tekrar kulübe geri döndü. Tam bu ne görevde bulunacaklar, bununla alakalı bilgi alabilir miyiz? Şimdi ilk sorunun cevabı hem sistem hem de olması gereken. İkisinde bunların olması lazım. Yani ben geldiğim günden beri şunu söylüyorum. Göreve başladığımız benim yani 7 yıllık süreçte öncesinde katarak konuşuyorum artık başkan olarak değil sadece. Çok ciddi sıkıntılardan geçerek belli bir noktalara geldik. Daha önce de açıkladığım gibi benim de bulunduğum en son dönemde şahsıma da bir kısım ait olduğum, yani sorumluluktan kaynaklı olmak üzere bu göreve talip oldum. Olmam gerekiyordu çünkü ben önümüzdeki süreçte yani kongrenin gerçekse olağanüstü yapılan kongreden asıl kongreye yani aralıktaki olan zamana kadar bu kulübün ödemesi gereken paranın hemen hemen 200 milyon euro seviyelerinde olduğunu söylerken insanlar bana hani nasıl olur filan diyordu. Ama görünen köy kılavuz istemez. İşin gerçeği buydu. Ben de bu gerçekleri bilerek
bu kadar sıkıntıyı çekeceğimi de bilerek çok farklı bir yıl yaşadık gerçekten. Yani bunu burada anlatmak ne kadar doğru onu bilmiyorum. Soru geldiği için, konu açıldığı için söylüyorum. Bu sıkıntının insanlar gerçekten akıllarında nasıl bir boyutta olduğunu inanın tahmin edemezler. Çok farklı bir süreçten geçtik. Bu süreçte yönetim kurulu arkadaşlarım sağ olsun sahip çıktılar bu işe. Bir gram geri adım atmadılar. Ve yanımızdaki tek gerçek güç de bu oldu. Sistem tabii ki var biraz. Keşke bu süreçte arkadaşlarımız, dostlarımız bizim yanımızda olduğunu daha fazla hissettiselerdi. Trabzonspor'a bana değil, yani benim yönetim kuruluma değil, benim kimsenin sahip çıkmasına ihtiyacım yok. Kulübüne sahip çıksalardı. Olmadı. Bundan sonra olur inşallah. Böyle diyelim. Benim tek derdim sokaklarında büyüdüğüm, tribünlerinde büyüdüğüm, soyunma odasında büyüdüğüm bu şehrin takımına, çocuklarına yeni şampiyonluklar yaşatmak. Aklımda geçen başka hiçbir plan, proje, başka hiçbir şey yok. Bunları yapabileceğimi inanıyorum. Daha önce yaptım. Bundan sonra da yapabileceğimi inanıyorum. Bu konuda alakalı çalışmalarımız, projelerimiz hazır. Biz bu işin üstesinden geleceğiz bir şekilde. Bu kadar söyleyeyim. Yani çok bu konuda sisteme girersem başka yerlere gider konu. O yüzden bunu burada kapatmakta fayda var. Sağ ol. Ha, doğru. Kritik soruları sordun Hasan. Güngör Şahinkaya konusu tabii yani hem benim dayım, özdayım. Dolayısıyla Trabzonspor'a benden kattığı şey çok daha fazla. Yani şimdi bir şeyi konuşurken aslında daha farklı konuşmak lazım. 6 şampiyonluğun tamamında var, onlarca kupada var. Bu formayı terletmiş, ailecek terletmiş diğer kardeşleriyle beraber. Onlarla aynı takımda oynamış. Çok farklı gururlar, mutluluklar yaşamış. Bizim yaptığımız şeyler, yani benim yaptığım şeylerin, onların yaptığı şeylerin şu an yanına kadar daha gelmedi bile. Dolayısıyla yani zaten Trabzonspor'un tarihinde var ve yaptığı iş itibariyle de yaklaşık olarak 20-25 yıl yakın bir seviye milli takımlarda zaten altyapıların vesaire gençlerin yetiştirilmesi gibi çok konunun başındaydı. Bu saatte niye oldu gibi bir şey insanların aklından geçebilir. Şu yüzden oldu. Şimdi biz double pass'la beraber Sayın Abdullah hocamızın tavsiyesiyle gerçekten akademide çok farklı bir yola geçtik. Bizden sonra da bu yolun peşinden Türkiye Futbol Federasyonu da geldi. Biz de yapılanları gördükten sonra. Olayı gerçekten çok farklı bir boyuta getirdik. Önceden double pass sistemin daha çok içerisindeydi. Yani hocalarıyla falan bu işin başındaydı. Artık double pass kontrolör seviyesine geçti. Yani artık başka bir sürece geçtik yapılanmanın. Tabii kontrol süreci benim kendi şirketlerim için de konuşayım veya bu tip organizasyonlar için de söyleyeyim. Bu işin en önemli aşamasıdır. Orada gerçekten şehri bilen ve benim de sonuna kadar güvenebileceğim ve tecrübesiyle, bilgi birikimiyle bu işi yıllardır yapmış bir göze ihtiyaç vardı. Yani pozisyon itibariyle ve yaptığı iş itibariyle de en önemli aday kendisiydi. Dolayısıyla Sayın Güngör Şahinkaya bu süreçten sonra altyapıda, yani altyapı demeyeyim, akademinin başında olacak. Ve akademi ile yönetim kurulu arasındaki bağlantıyı sağlayacak. Yani asıl işi gözlem, organizasyon vesaire. Neleri daha fazla doğru yapabiliriz? Nasıl Trabzonspor Futbol Akademisi'ni daha çok geliştirebiliriz? Avrupa'daki daha iyi örnekler neler? Bu onlarla aramızda nasıl bağlantı sağlayabiliriz? Birçok konuyu beraber yürüteceğiz inşallah. Başka var mıydı? İhsan Hoca, zaten İhsan Hoca. Yıllardır Trabzonspor'un içinde ufak bir ayrılık yaşanmıştı. Yani İhsan Hoca gibi, Güngör Şahinkaya gibi veya birçok isim daha sayabilirim. Bunlar zaten bizim yani camiamızda bir insanlar. Biz de kendisini severiz, sayarız. Dolayısıyla Sayın Abdullah Avcı'nın bu konuda bir talebi oldu bizden. Yönetim kurulu da bu talebi değerlendi, uygun gördü. Kendisi Sayın Abdullah Avcı ile beraber çalışacak. Aralarındaki görev dağılımlarını hocamızla beraber kendi aralarında belirleyecekler. Bize sunacaklar. Biz de devam edeceğiz. Bundan ibaret. Bu taraftayız Sayın Başkan.
Ali Kemal Yazıcı, Yeni Şafak gazetesi. Şimdi Papara ve Trabzonspor. Yani evrensel iki şirket, kurum ne dersek diyelim. Yani bu sadece Türkiye sınırları içerisinde bağlı kalan iki şirket değil. Trabzonspor'un Avrupa kupalarında veya gelecek sezon ligde alacağı derecelerle belirtmiş olduğunuz total paranın üzerine çıkalma şansı var mı? Sözleşmenizde böyle bir olayı var mı? Yani gruptan çıkması Avrupa'da, oralarda daha büyük hedefleri noktalaması adına Papara'nın Trabzonspor'a ne gibi katkısı olacak? Evrensel bir boyuta Trabzonspor çıktığı zaman. Teşekkür ederim. Ben demek istediğini anladım ben senin. Ben tecrübe edeyim sana şimdi. Sen de anladın. Şimdi şunu diyor Ali Kemal Bey. Diyor ki Avrupa'da biz başarılı olduğumuz zaman sizin markanız tabii gözükecek. Anlaşmanın içerisinde bu yok. Ama dediğim gibi aramızda bizim bir gönül bağı var. Onlar elinden geldiği zaman Ahmet Bey'in, Nemre Bey'in de bizim yanımızda gerçekten olduklarını samimi olarak söylüyorum. Muhakkak ki buna benzer şeyler aramızda konuşmalar olacaktır. Önemli olan biz oralara gidelim. Herkes de orada Papara ismini görsün. Oraya gideceğiz diye söylediniz. İşte bir itirazım yok. O saatten sonra tekrar konuşuruz. Atakan Kadıoğlu. Sayın Başkan, siz de Sayın Abdullah Avcı da altyapıyla alakalı olarak önem verdiğinizi, Trabzonspor'un da ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar içerisinde olduğunu sürekli söylüyorsunuz. Fakat Sayın Avcı döneminde altyapıdan gelen oyunculara çok fazla forma şansı verilmediğini, hatta Pepe gibi skor çok öndeyken farklı skorların olduğu bir ortamda Pepe'nin oyuna dahil olduğunu, gidecek olan bir oyuncunun. Burada bir çelişki yok mu? İkinci sorumsa Sayın Ağoğlu NAS Başkanlığı döneminde siz beraber olduğunuz dönemde 13 oyuncu kattınız. Ama daha sonra Trabzonspor tabii bütün kupalardan ve performans olarak elendi. Bu dönemde de 17 oyuncu var ve bu 4 tane oyuncu genel olarak baktığımızda oynayan oyuncu oldu. Gelecek sezon taraftarları nasıl ikna edeceksiniz, nasıl motive edeceksiniz Trabzonspor'a ilgi alakaları için? Teşekkür ediyorum. Birinci soru, yani şimdi olayı doğru şey yapmak lazım. Bir, biz ilk geldiğimiz zamanda da bunu daha önce örneklerini vermiştim. Trabzonspor yıllar içerisinde ne oluyor? Bir yönetim geliyor. Diyor ki durumlar kötü. Ekonomik olarak sıkıntıdayız. Biz de yaptık bunu. Yani birine suçlamada anlamında bunu söylemiyorum. A takımdaki 10 oyuncu gitsin. Parasını ödeyemiyoruz çünkü. Altyapıdan 10 oyuncu alalım. Bizim double pass'ı getirmemizdeki ana konu şuydu. Sayın Abdullah Avcı'nın ve bizim altyapıdaki diğer İhsan Hoca filan bizim kendi çalışanlarımızın da Trabzonluların da anlattığı şuydu. Şimdi altyapıdan adamı çıkartıyorsun. Bu şekilde Trabzon'da da ben daha önce söyledim. Birçok değeri de kaybettiğimizi düşünüyorum. Altyapıdan gelen bir oyuncu kaste potası olarak hazır mı? Teknik olarak hazır mı? Mental olarak hazır mı? Fiziki olarak hazır mı? Bunların hiçbirisi bugüne kadar sorgulanmadı. Abdullah Hoca ile yaptığım üstün konuşmalarda kendisi ki bu alanda daha önce alt takımlarda yani birçok mücadeleyi vermiş, takım çalıştırmış biri biliyorsunuz. Hani bu konuda sorulursa altyapılara en çok kim hakim Türkiye'de? Yerli antrenör anlamında konuşuyorum bunu. Herhalde tek isimdir. Veya ona benzer tabii ki değerli hocalarımız da vardır ama önde olanlardan bir tanesidir. Her zaman oyuncuyu yitirmeme tarafında. Yani oyuncuya sahip çıkma tarafında. Yani kendinden fazla oyuncuyu düşüren seviyede hocamız duruyor. Ben Ahmetcan Kaplan Ajax'a satılmadan önce ki oyuncunun üzerine ne kadar titrediğini ve hangi konuşmalardan sonra oyuncunun A takıma girdiğini ve maçlardan önce ne konuşulduğunu birebir şahidiyim. Dediğim gibi yani şunu her hoca ister. Ben altyapıdan yeni bir oyuncu katayım. Bu oyuncu gelsin sahada yıldızlaşsın. Bunun artısı da bana yazsın. Ve ben şuna inanan biriyim. Yani ben demek istediğinizi anlıyorum. Ama şuna inanan biriyim. Gerçekten çok değerli bir genç oyuncunun altyapıda olduğunu ve fiziki, mental yapı olarak hazır olduğunu bilen her hoca bunu yaşamak ister. Ben buna inanan biriyim. Ben de isterim başkan olarak. Benim başkanlık dönemimde gencecik çocukların çıkıp bu takımda oynamasını isterim. Bu yüzden konuştuğun gibi biz double pass'ı getirdik. Bu yüzden inşallah Sayın Yüngör Şahinkaya da buna başka bir adım katacak, daha ileriye taşıyacak. Bu işin içerisinden çıkmamızın, bu sene yapacağımız transferlerde de bunu göreceğiz. Tabii ki takım, ikinci soruya geçiyorum. Takım, Trabzonspor takımının yarışması lazım. Ben ne yaparsam yapayım, ne ekonomik hamleler yaparsam yapayım.
ağzımla ekonomide havada kuş tutayım. Trabzon'da büyüyen bir çocuk olarak bunun nereye kadar anlamlı olduğunu hepiniz gayet net olarak biliyorsunuz. Ben bu takımı yarıştırmak zorundayım. Bu takımı yarıştırmak zorundayken tecrübeli oyuncular da olmak zorunda. Ama haklısınız, genç oyuncular da olmak zorunda. Genç oyunculardan kasıt, genç yabancılar da olmak zorunda. Yerliler de olmak zorunda. Bu ekonomik olarak da olmak zorunda. Hocamızın işi de bu sene daha zor. Benim işim de bu sene daha zor. Ben de performansımı arttırmak zorundayım. Başkan olarak. Yönetim kurulum da arttırmak zorunda. Daha çok para bulmak zorunda. Daha çok konsantre olmak zorunda. Hocam da performansını arttırmak durumunda. Altyapıdaki arkadaşlarım da arttırmak durumunda. Çünkü Trabzonspor camiası bunu istiyor. Biz de bu görevdeysek hep beraber bunların hepsinin daha iyisini yapmamız gerekiyor. Konum bundan ibaret. Yeni Çağ Gazetesi yazarı, Yeni Çağ Gazetesi komiteri yazarı Turgay Beşyıldız. Öncelikle Papara CEO'su Emre Çelici Bey'e ve buraya gelen ekibine hoş geldiniz diyorum. Benim iki sorum var. Birincisine ortak cevap da verilebilir. Papara ile Trabzonspor beraber bir şampiyonluk yaşayacak mı? Bir. Özellikle Nijeryalı santrafor Paul Onaçu konusunda Papara'nın bir dirsek teması olabilir mi? İkinci sorum da Sayın Başkan'a Trabzonspor için olmazsa olmaz olan bir Kartal arazi durumu var. Bonkörlüğe gelince İstanbul takımlarına gerekli bonkörlüğü yapanlar Trabzonspor konusunda biraz sanıyorum yavaş gidiyor. İmzanın bir masada beklediğini biliyoruz. Kartal arazisi konusunda bir de Trabzonspor Koleji konusundaki son gelişmeler nedir? Teşekkür ediyorum. Şampiyonluk yaşar mı? İnşallah yaşar. İnşallah yaşar. Ben yaşayacağına inanıyorum. Evet, yaşamasını tabii ki istiyoruz. Ama bu şey, ben bu artık alıştım. Yani ilk yaptığım böyle basın toplantısında bir santrafor az kalsın alıveriyorduk. Artık ama öğrendik defans oynamayı biz de. Şimdi direkt topu kaptana atıyoruz. Şimdi tek tek gidelim. İlki Popara ile beraber inşallah şampiyonluk yaşarız. Bizim tabii şampiyonluğu yaşamanın pek çok altyapısı var. Birçok şey bir araya gelmesi gerekiyor. Öncelikle ekonominin çok düzgünleşmesi gerekiyor. Oyuncuların parasını ödeyebilmen gerekiyor filan vesaire. Burada bir şey konular var. Bunları hallediyoruz zaten. Onun dışında saha içinde ve saha dışında birlikte olmak gerekiyor. Camianın bir arada olması gerekiyor. Basının bu işe sahip çıkması gerekiyor. Bu arada yeri gelmişken tabii Trabzon basını da Türkiye'de bir numaradır. Yerel basın anlamında. Bunu da ileteyim, yani bu kadar işin peşinde olan bir yerel basın dünyanın hiçbir yerinde göremeyiz. Onaçu konusuna gelelim. Onaçu hocamızla görüştü. Kendisiyle beraber çalışmak istediğini iletti. Menajeri bizimle temasa geçti. Onaçu'nun Trabzon'da kalmak istediğini tarafımıza iletti. Biz kulübüyle temasa geçtik. Kulübü şu anda 15 milyon sterlinlik bonservis bedelinde diretiyor. Biz de bu rakamları kendilerine veremeyeceğimizi ve tekrar kiralama yöntemiyle kendilerine bir teklif sunduk. Teklifinin cevabını bekliyoruz. Onun dışında bir soru daha vardı. Kartal. Kartal dediğimiz gibi bir masada bekliyor. İnşallah İstanbul takımlarına bonkör olan sistem sizin dediğiniz gibi Trabzonspor'un da sadece mevcut arazisinin süresinin uzatılmasını onaylayacak ki bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı var. Yani bize Trabzonspor bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız destekliyor. O açıdan bir problemimiz yok. Prosedürler için şu anda bekliyoruz, evet. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda onayı mevcuttur. Yani şahsıma söylediği onay mevcuttur. Dolayısıyla hani ana konu anlamında bir sıkıntı yoktur. Ama süreci beklediğimiz doğrudur. Öncelikle hem Papara'ya hem Trabzonspor'a hayırlı olsun. Tuncay Lakot, Haber 61 Net. Başkanım, bu kadar ekonomik yapının ve ekonomik anlamda çok önemli bir sponsorluk anlaşması. 2024-25 sezonunda da tıpkı 23-24 sezonunda sahanın içinin konuşulmadığı, sahanın dışının çokça gündeme geldiği bir sezon geride kaldı.
2024-25'ten beklentisi nedir Sayın Ertuğrul Doğan'ın? İkinci sorum da hazır Emre Bey'le sponsorluk anlaşması yapılmışken, para da gelmişken transferlerle ilgili başkan nasıl bir değerlendirme, nasıl bir açıklama yapar? Teşekkürler. Şimdi Trabzonspor Kulübü her zaman sahanın içerisinde kalmayı tercih eden bir kulüptür. Bu sene futbolla büyüyen bir çocuk olarak hayatımda daha önce buna benzer şeylerin yaşandığını hiç hatırlamıyorum. Muhtemelen aramızda hatırlayan da yoktur. Tam anlamıyla kaoslarla dolu, ne olduğu belli olmayan, çok garip, farklı ve sıkıntılı bir sezon sona erdi. Buna benzer şeylerin asla bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Buradan başka bir konuya geçip de önümüzde federasyon seçimi var tabii. Burada da Trabzonspor Kulübü çok adaylı bir seçimin olmasından yanadır. Bunu da belirteyim. Çok adaylı bir seçim Türk futboluna fayda getireceğini düşünüyoruz. Transfer konusuna girdiğimiz zaman tabii burada isim vermeyeceğim. Daha transfer sözün açıklanmadı ama biten 5 transferimiz var zaten hali hazırda. İmza aşamasında olan 3 transferimiz var. Ama tabii Avrupa Şampiyonası falan vesaire, işte şampiyonda olan oyuncular, tabii onlarla şu ara bu şeyleri yapmak mümkün değil. Süre çok kısıtlıydı. Ama görüşmeler şampiyonadan önce yapıldı, yani kamp programından önce yapıldı. Ve takip ediyoruz. Sorulmadan söyleyeyim tabii, muhakkak ki bir Tony konusu sorulacaktır. Tony Vakayemi konusu. Konuyu açmışken bari söyleyeyim onu da bir an önce. Şimdi bu konuyla alakalı Başkan Yardımcımız Nevzat Bey konuyu görüşüyor. Sayın Abdullah Avcı'nın Tony'nin geri dönüşüyle alakalı bizden bir talebi oldu. Sonra hocamızla Tony arasında bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonra da Trabzonspor Kulübü Nevzat Bey aracılığıyla Tony ile görüşmelere başladı. Şu an belli bir aşamaya geldik. Nevzat Bey hem hac görevini yerine getirirken hem de transferle uğraşıyor. Herhalde hacda olması itibariyle transferinde olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz. Durumundan ibaret. Sayın Başkan, yeni yılda inşallah Trabzonspor şampiyon olur. Amin. Arkadaşlar da size gerekli ekonomik katkıyı yaparlar. Şöyle bir durum var. Biraz vücudunuz dolu ama konuşamak istemiyorsunuz. İstemiyorsunuz. Yalnız son günlerde Trabzon'da bir gelişmeler var. Bazı duyumlar alıyoruz. Bazı kişiler birbirlerine küsken şimdi birbirlerine kucaklaşıyorlar. Bazı şeylere muhalefet oluyorlar. Acaba bu bir kongre, Araklılık Kongresi öncesi bir olay mı olarak düşünülüyor? Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani isteyen istediğiyle oturabilir, sarılabilir, yemek yiyebilir, konuşabilir. Bizim kimseyle bir derdimiz yok, kimseyle bir işimiz de yok. Yani derdimiz, ilk geldiğim günden beri söylüyorum, ilk aday olduğum açıklamada da belirtmiştim, sonraki kongre konuşmamda da belirtmiştim. Benim tek derdim bizim arkadaşlarımızın, dostlarımızın, kendi evlatlarımızın, çocuklarımızın şampiyonluklar büyüyeceği bir nesil oluşturmak. Bunun için geldiğim günden beri bir sürü şeyle karşı karşıya kalıyoruz ama sesimizi çıkartmıyoruz. Önemli olan Trabzonspor'un başarısıdır. Camianın dik duruşudur. Benim burada söyleyeceğim bazı şeyler başka kesimlere bir avantaj sağlayabilir. Dolayısıyla Trabzonspor camiası büyüktür. Zaman zaman içimizde bu işler olabilir. Benim bunların hiçbiriyle bir işim olmaz. Kendimi rakip de görmem. Yani Aralık'ta kongre var. Hakkında böyle bir düşüncesi, hevesi olan arkadaşlar varsa kongreye gelirler. Biz de gereken cevabı ver yollarız. Hiç problem yaşamaz yani. Yunus Emre Sel, Sabah Gazetesi. Öncelikle birlikteliğiniz hayırlı olsun başkanım. Şöyle bir sorum olacak. Yabancı kuralı ile alakalı yeni federasyon seçimleriyle birlikte bir değişim bekliyor musunuz? Bir de şu güne kadar birçok sponsorluk anlaşması imzaladınız. Ancak bunların arasında Trabzonlu bir firma görmedik. Bu yönde beklentiniz var mı?
Şimdi yeni federasyonla alakalı, yeni federasyon seçildikten sonra tabii şu anda çok adaylı bir seçime gidilecekmiş gibi duruyor. Zaten adaylar var. Sayısı da artabilir. Dolayısıyla biz adayların ilk önce neler yapacağını, projelerini vesaire dinleyeceğiz, göreceğiz. Umarım Türk futbolu bu çok adaylı seçimden kendine bir pay ve fayda çıkartır. Daha ilerleyen noktalara gelir. Yabancı kuralıyla alakalı ben şuradayım orada. Bir şekilde mevcut kontratlı oyuncularla alakalı kulüplerin mağdur edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugünden yarına vereceğim bir aksiyonla bir anda hani bugün 15 yabancım var, siz yarın gidin 12'ye düşsün, sarı devam etsin falan gibi bir şey. Sözde oluyor ama özde kulüpler bu işten zararlı çıkar. Tabii önce seçim sözünü göreceğiz. Sonra seçildikten sonra kulüplerin genel olarak, tabii bizim değerlendirmemiz, kulüplerin genel olarak değerlendirmesi ne yönde olacak, bunları da göreceğiz. Ama Trabzonspor Kulübü'nün bu şekilde bir kendi içinde bir değerlendirmesi mevcuttur. Başkanım müsaadeniz olursa bir soru da Emre Bey'e sormak isterim. Yeni sezon formaları çıktı. Emre Bey'in gönlünde yatan hangi forma oldu? Tabii bir siyah forma da var orada ama favorisi hangi forma oldu onu merak ediyoruz. Bizim marka dilimiz genel olarak sade ve çok hareketli değil. O yüzden ben siyahın yanındakini en çok beğendim diyebilirim ama hepsi bence çok güzel. Siyah forma oldukça iddialı geliyor bana. Ne kadar başarılı olacak çok merak ediyorum. Ben çok beğendim. Bir tane ondan giderken almak istiyorum başkanım. Sana hediye ederiz canım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kadar da. Kadar değiliz. Evet. Öyle mi? Demek ki doğru düşünmüşsün. Bu arada ben basın mensuplarımızdan da öğrenmek isterim. Sizden çok beğendiğiniz forma hangisi? Yani soldan ikinci favori aslında. Evet arkadaşlar, Emre Bey'e bir sorumuz var mı veya bana? İHA Fintech alanında da Türkiye'de önemli gelişmeler olduğunu biliyoruz. Yurt içi veya yurt dışında yeni yatırımları olacak mı Papara'nın? Onu da merak ediyoruz. Evet, az önce bahsetmiştim. Türkiye bu arada Fintech konusunda gerçekten çok iyi giden bir ülke. Genel olarak finansal teknolojiler bankacılık sektöründen başlamış diyebilirim. Türkiye'de çok çok ileri dünyanın geri kalanına göre, birçok yerine göre. O yüzden Türk şirketlerinin farklı farklı yerlere gidip başarı yakalamaları çok olası. Biz bu konuda öncülük yapmaya çalışıyoruz. Evet, dünyanın çeşitli yerlerinde yatırımlarımız devam edecek. Teşekkürler. Evet. Başkanım, öncelikle anlaşmanız için tebrik ediyorum. Fenerbahçe bir seçim sürecinden geçti. Bir de Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu açıkladı. Hem seçim sürecinde oldukça Trabzonspor'dan bahsettiler. Bir de ligdeki durum açısından Trabzonspor başkanı olarak Jose Mourinho imzasını nasıl yorumlarsınız merak ediyorum. Hiç beni ilgilendiren bir konu değil. Sıfır. Yani benim şu anda tek konsantre olduğum konu Trabzonspor'u biz gerçekten ekonomik anlamda bu lige nasıl hazır hale getiririz? Transferlerimizi nasıl bir an önce bitiririz? Kampı nasıl daha iyi geçirebiliriz? Trabzon'da camiamızla nasıl birlikte olabiliriz? Yerel basında nasıl birlikte olabiliriz? Kendi derdimizi nasıl anlatabiliriz? Biz sadece bunları düşünüyoruz. Yani biz işimizi doğru yaptığımız müddetçe kimin nerede ne olduğunun çok bir önemi yok. Gereken mücadeleyi vereceğiz. Gereken mücadelenin sonunda İş nereye gidecek? Hep beraber izleyeceğiz. Teşekkür ederim. Nurgül Günaydın, Futbol Arena, Demirören Haber Ajansı. Hayırlı olsun tekrar. Ben şunu merak ediyorum. Trabzonspor'a Papara olarak gerçekten çok önemli katkı sağladınız. Papara şu ana kadar kaç kart sayısına ulaştı? Trabzonspor'dan sonra özellikle önemli bir sayıya ulaştınız mı? Bir de takıma katkı sağlıyorsunuz. Kulübe çok önemli.
Ancak sizin bugüne kadar taraftara bu konuda bir şeyiniz olmadı, açıklamanız. Taraftar ne gibi ayrıcalıklara sahip olacak bu kartla birlikte? Taraftarın da bir şeyi olacak mı burada? Yani öncelikle tasarımı çok güzel bir karta sahip olacaklar. Kulüplerini destekleyen bir şirketi desteklemiş olacaklar taraftar için. Öncelikle bunu söyleyebilirim ama tabii ki Trabzonspor kartın taraftara sağladığı çok sayıda avantaj var. Yani burada her 50 liralık harcamada taraftar bir çekiliş hakkı kazanıyor. Bu çekilişlerde taraftarlarımız maç biletleri satın alabiliyor farklı kategorilerden. VIP'den Gold'a, Loja'da, Papara Loja'sında izlemeye kadar değişiyor. Forma kazanma şansları oluyor. İmzalı forma kazanma şansları oluyor. Antrenmanlara katılma şansları oluyor gibi unuttuklarım da olabilir burada. Böyle faydaları var. Sayılara gelirsek, şimdi Papara'nın toplam 10 milyondan fazla kartı var piyasada çalışan. Yaklaşık 6 milyon kullanıcımızın 10 milyon kartı var. Trabzonspor kart çok yeni çıkardığımız bir kart. Bankaların taraftar kartlarının rakamlarını da biliyorum az çok. 16 bin adet satıldı şu ana kadar. Biz çok memnunuz aslında gidişattan. Daha da artmasını istiyoruz. Burada taraftarın beklentilerini de biz kullanıcılarını dinleyen bir şirketiz her fırsatta. Taraftarın beklentileri varsa karttan lütfen bize iletsinler. Mutlaka değerlendiririz, hayata geçirmeye çalışırız. Teşekkürler. Sayın Başkan, arkadaşlar tamam mıyız? Emre Bey, diyeceğin son bir şey var mı? Yok hocam. Tamam, o zaman ben arkadaşlar son bir şeyler söyleyeyim. Sonra toplantımızı bitirelim. Lansmanımızı bitirelim daha doğrusu. Şimdi Trabzonspor camiası olarak bu yıl gerçekten üzerine basarak söylüyorum. Tam anlamıyla birlik olmak zorundayız. Bu tek başına benim yönetimimin başaracağı bir iş değil. Olamazdı. Bu sene yine yıllardır verdiğimiz gibi ama bu sene artık son 2-3 yıldır fark iyice açıldı. Gerçekten tam anlamıyla paraya karşı emeğin savaşını tekrar vereceğiz. Burada tüm Trabzonspor camiası tam anlamıyla birlik olmak durumunda. Bizim kendimizden başka, bu birliktelikten başka bir gücümüz yok. Eğer bu birlikteliği sağlarsak, inadımızla beraber ben zirve yarışının içerisinde olacağını düşünüyorum. Lütfen herkesten rica ediyorum, teknik kadromuzu, oyuncularımızı bu süreçte yalnız bırakmasınlar. Bizim dediğim gibi bizden başka dostumuz da yok. Bizden başka bu süreci beraber götürebileceğimiz başka insanlar da yok. Trabzonspor camiası birlikte olmaktan başka tek bir çaresi yok. Ricam budur. Herkese selamlarımı sunuyorum. Saygılar.